Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle bizleri Ramazan-ı Şerif'in 22. gününe ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, bir iftar vakti programıyla yine karşınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine doğru ilerliyoruz. Rabbim inşallah şu son günleri azami derecede, güzel bir şekilde istifade edenlerden, Ramazan'ın bereketinden, mağfiretinden, hissedarı ziyade olanlardan bizlere eylesin. Evet, yine sizlerle bugün farklı bir konuyla iftar vakti saatini değerlendireceğiz. Evlerinize misafir olacağız. Rabbim şimdiden iftarlarınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Evet, yine kıymetli hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam, Sayın Doktor Ayhan Mirza İnek hocamız, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Çok şükür, sizler de iyisiniz. Hamdolsun, biz neredeyiz? Yeni bir haftaya başladık. Yeni bir gün, yeni bir... Havalar ısındı. Havalar ısındı. Tabii Ramazan-ı Şerif'in de sonlarına doğru ilerliyoruz. Elhamdülillah, yani Ramazan-ı Şerif şu ana kadar ilerledi. Tabii memleketimizde farklı bir bu sene heyecanı, coşkusu tabii her sene farklı, evet, bir şekilde yaşanıyor. Rabbim inşallah bizleri Ramazan-ı Şerif'ten, daha doğrusu Ramazan-ı Şerif'i bizden razı olanlardan eylesin diyelim hocam. Amin. Bu çok önemli. Evet, biz belki razıyız ama inşallah Rabbim de mükafatını, ecrini tutanlardan, istifade edenlerden, ziyade olanlardan eylesin. Tabii bugün kıymetli hocam, farklı bir konuyu sizlerle konuşacağız, hasbihal edeceğiz. Rabbimizin varlığına dair, onun delillerine dair. Bugünkü ana temamız, ana konumuz her şey Allah'ı gösteriyor. Şimdi kainatta işte yaratılanlar, varlıklar, bütün bunların aslında bir, biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'a aslında delil olan yönleri var. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın varlığına, İşte yaratılan bir hayvan, nebatat, insan, cemadat. Yani kainatı okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın varlığına bunlar nasıl delil oluyor kıymetli hocam? Buradan bir Bismillah desek inşallah Ramazan, evet, içerisinde bu konuyu da böyle konuşmuş olalım diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii öncelikle Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet versin bütün izleyicilerimize. Amin. Ramazan-ı Şerif'imize inşallah bereketler versin. Gazze'deki kardeşlerimize bu Ramazan'ın son döneminde İnşallah bayramdan önce bir bayram yaşamayı bizlere İnşallah. Zaferlerle nasip eylesin. Şimdi biz dünyaya gönderilmişiz. Dünyaya gelmemişiz. Bir geliş durumundan değil, bir gönderiliş durumundan bahsediyoruz. Yani Rabbimiz bizi dünyaya göndermiş, bir gaye için göndermiş ve Allahu Teala kendisini tanıtmak istiyor. Tanıttığı varlıklarla da kendisini sevdirmek istiyor. Ve bizim onu sevmemizle beraber de onun sevdiklerini yapmamızı istiyor. Yani bu üçleme bizim için çok önemli. Allah'ın kendini tanıtması, tanıttırdıklarıyla bize kendisini sevdirmesi ve o sevgiye karşı da bizim sevgiyle cevap vermemiz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi kainattaki her şey kendilerine özgü dilleriyle beraber kendilerini var edeni, yaratanı, kendi sanatkarlarını, kendi haliklerini, maliklerini anlatıyorlar. Mesela şöyle düşünelim. Bir şiir duysanız, birisi size bir şiiri okusa veya yazılı bir metin, şiir elinize geçse, o şiirin tesadüfen kendi kendine yazıldığı, o namelerin, arkadaki kafiyelerin kendi kendine olduğu bizim hiç aklımıza gelir mi? Gelmiyor. Yani harfler uçuştu, torbadan tombala şeklinde çıktılar ve bu güzel şiiri mesela Çanakkale şehitlerini veya Sakarya türküsünü veya İstiklal Marşımızı bir şiir tesadüfen olamaz. Dolayısıyla madem bir şiir tesadüfen olamazsa, her şiir kendi şairini gösterirse, bir şiir gibi olan şu gördüğümüz çevre, doğa denilen, Cenab-ı Hakk'ın sanat harikası denilen o haller nasıl kendi kendine olacak? Şöyle düşünelim mesela, Elazığ şeker memleketidir. Topraktan şeker çıkar. Tarlaya bakıyorsunuz,
toprak, kahverengi bir toprak, acı bir toprak, yediğiniz zaman hoşunuza gitmeyen, sizi üstüne affedersiniz tükürtecek derecede böyle kötü bir şeyken, şeker, şekerin ham maddesi olan o güzel malzeme, bu toprağın içinden nasıl bir pancar şeklinde, sanatlı bir pancar şeklinde ortaya çıkıyor. Önce yeşilleniyor. Harika bir yapraklanma oluyor. Arkasından bakıyorsunuz o yapraklarla beraber tarlaya verdiğimiz su, gökyüzündeki ışık, toprağın kendisi, havadaki diyelim ki başka faktörler, bir bakıyorsunuz şeker. Toprağın içinde şeker fabrikası mı var? Bizim baklavalarda, tatlılarda, Ramazan'da işte birçok alanda kullandığımız şeker, toprağın kendi mahareti olabilir mi? Havanın kendi mahareti olabilir mi? İşte suyun kendi mahareti olabilir mi? Yani bunlar bize şunu söylüyorlar. Yani ben şekerin sahibi olamam. Ama Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. Diyor ki ben istersem toprağı, suyu alırım. O çamurdan size şekeri veririm. Toprağı, çamuru alırım. Ondan size pamuğu veririm. Pamuğu düşünelim. Bir dönem Elazığ'da pamuk ekilirmiş. Yani bu Kuzova taraflarında pamuk ekilirmiş. Düşünün pamuğu. Toprağın içinden, çamurun içinden bir sırık şeklinde çubuk çıkıyor ve çubuğun üzerinden de harika dallanmış, aynı gelinlikler gibi bembeyaz bir pamuk. Bu pamuk nasıl kendi kendine olacak ya? Yani çamurun içinden birisi dese ki bir gelinlik çıktı. Çok narin, çok nazik, bembeyaz bir gelinlik. Biz inanmayız, deriz ki ya çamurdan gelinlik mi çıkar? Çamur gelinliği kirletir. Halbuki öyle değil. Gelinliğin ham malzemesi olan o güzel pamuk nasıl oluyor da çamurun içinden, toprağın içinden çıkabiliyor? İşte Cenab-ı Hak bize diyor ki ben istersem çamuru sizlere pamuk yaparım. Pamuğun içinde sizlere pamuk yağı denilen, onun özel böyle bir çekirdeği vardır. Adana taraflarında çok vardır pamuk yağı. Annelerimizin kızartma yaptığı, cips yaptığı o yağ topraktan çıkıyor ya, topraktan. İşte ayçiçek de öyle bir şey. Ayçiçek. İşte mısır. Yani Cenab-ı Hak bizim mutfaklarda kullandığımız yağı, o değişik özellikteki yağı, elimize dökülse bir türlü çıkmayan, sabunsuz çıkmayan yağı topraktan Allah çıkarıyor. Yani dolayısıyla görünen her şey görünmeyen Allah'ın varlığına delil oluyor. Görünen her şey görünmeyen Allah'ın sanatlarına, sanatkarlığına, özellikle de varlığına, birliğine delil oluyor. Bu tesadüfen olabilir. Tamam. Yani tesadüflerle beraber, rastgelelerle beraber bunlar gerçekleşemez. İşte buğday. Nasıl oluyor? Buğday. Karnımızı doyuran, doyduğumuz zaman yüzümüzün tebessüm ettiği buğday, ekmek. Nasıl oluyordu işte tarlalardaki o yeşilliklerin içinden bir tane atıyorsunuz. Size 20 tane veriyor Cenab-ı Hak. 1'e 20. Bazı buğday taneleri var. Başakları var. 1'e 30 gibi. Yani buğdayın kendi kendine olması ne mümkün ya? Yani dolayısıyla bir şiir nasıl kendi kendine olmuyorsa veya çok hoşumuza giden bir şarkı düşünün, bir türkü düşünün. Bunun bir ezgisi vardır. Bunun bir ozanı vardır. Besteleyicisi. Bir besteleyicisi vardır. Şu kainattaki şu güzellikleri besteleyen, onları bu şekilde düzene koyan, kulağımıza kadar getirecek şekilde o sanat harikası, güzellikleri, sesleri veren bir usta olmayacak. Şimdi düşünün ki bir türkü var, bir ozanı var ama bülbül, yani bir avuç büyüklüğündeki, bir yumruk büyüklüğündeki kuş o nameleri, o nakaratları tesadüfen çıkarsın. Ve hiçbir bülbülün de sesi diğer bülbüle benzemez. Hepsi birbirinden farklıdır. Ehadiyet sırrıyla her bülbül, nasıl bizim yüzlerimiz benzemez, bülbüllerin de sesleri benzemez. Her bülbüle ona özgü bir sesi veren tabiat ana mıdır ya? Ay dede midir? Bunları veren Allah'tır. Ve Allah bu görünen şeylerle görünmeyen kendisini görmemizi istiyor. İnsanda iki tane göz var. Bir tanesi başımızda. Nasıl oluyor hocam başımızda? Bir çift. Bir de akıl gözü var.
İnsanda, hepimizde bir akıl gözü var. Aklımız var. İnsan olayları akıl gözüyle görür. Şimdi şurada kamerayı görüyorsunuz ya. Yayın yapılıyorsa demek ki canlı yayındaysak bu kameranın arka tarafında bir kameraman var. Kameraman çekiyor, görüntüleri bazen mix ediyor, karıştırıyor. Yani görünen şeylerden görünmeyeni bulmamız gerekiyor. Biz bunu aklımızla yapıyoruz. İnsanda akıl var. Akıl gözü diye bir göz var. Mesela bir karpuz çekirdeği düşünelim. Karpuz çekirdeğinin içinde gelecek senenin karpuzları var. Kavun çekirdeğinin içinde gelecek senenin kavunları var. Domates çekirdeğinin içinde o ata tohumu olan domateslerde gelecek sene yiyeceğimiz, bu yaz yiyeceğimiz, bakınız, hadi bu yaz yemedik, seneye de yiyebiliriz. Ne zaman ekersek Allah'ın koruduğu, kolladığı, bakınız, domatesler onun çekirdeğinin içine yerleştirilmiş. Biz gözümüzle belki o domates çekirdeğinin içindeki, kayısı çekirdeği içindeki, elma çekirdeği içindeki şey, ağacı, bitkiyi görmeyebiliriz. Bu göz görmez. Ama akıl gözü der ki bunun içinde ben toprağa atarsam, gerekli şartları yerine getirirsem Allah'ın sanat harikası bir şeyi var. Şimdi düşünün. Dur buradaysa göstereyim cebimde. Bakın. Bir USB var. Bunun içinde kaç tane kitap? Bunun içinde kaç tane ansiklopedi? Bunun içinde kaç tane birçok şey var? Biz bunu görüyoruz ama bunun içindekileri de akıl gözümüzle görüyoruz. Bilgisayara taktığımızda, tablete taktığımızda tak ortaya çıkıyorlar. Bunun ortaya çıkması için bir tablete ihtiyaç var. Bir zemin lazım. İşte evet. O çekirdeği de aynı tablet gibi toprağa atıyoruz. Attığımız topraktan harika bir kayısı ağacı oluyor. Harika bir elma ağacı oluyor. Harika bir pamuk, ayçiçek bitkisi ortaya çıkıyor. Ya bu tesadüfen olabilir mi? Bu görünen şeyler görünmeyen Allah'ın büyüklüğünü, rahmetini, hikmetini, sanatlarındaki üstün nice özelliklerini bize gösteriyor. Ve Allah diyor ki bak ben böyle birisiyim diyor. Böyle birisiyim ya. Ben sizi seviyorum diyor. Bir metrekare toprağınız olsun. Bir tane de balkonunuz olsun. O bir metrekarenin içine maydanoz ekebilirsiniz, nane ekebilirsiniz, marul ekebilirsiniz. Yeşilliklerden değişik otları ekebilirsiniz. Bir metrekarelik toprak, aynı toprak, aynı su. Ama her birinde nane başka, maydanoz başka, nanenin kokusu başka, yapraklarındaki desen başka, onun kendi tadı başka. Ya bu nasıl oluyor? Bu naneyi, maydanozu, tereyi de insanlar yiyorlar. Böyle hayvanlar da ben maydanoz yerim. Değil yani. Mideye iyi geldiği için eskiler mide nuaz demişler yani. Maydanozun orijinal adı mide nuazdır yani. Sindirime güzel bir katkı sağladığından dolayı. Yani bizim şu an gördüğümüz Allah'ın sanat harikaları görmediğimiz Rabbimizin varlığına delil oluyor. Çünkü sanat sanatkarı gösterir. Bir şiir şairini gösterir. Bir kitap kendi müellifini gösterir. Bir şarkı varsa o şarkıyı besteleyen vardır. Yani ben şunu atıyorum. Tangır tungur seslerle beraber bir şarkı oluyor. Kulağımıza hoş gelen bir melodi çıkacak. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün yani. Değil. Ama nasıl oluyor bu tabiattaki, doğadaki, çevremizdeki o güzel sesler, ahenkli, güzel kulağımıza gelen o tatlı nameler nasıl kendi kendine olacak? Dolayısıyla hiçbir şey kendi kendine olamaz. Hatırlayın Sokrat ne demiş? Kainatta tek şeye tesadüf edilmez. Herkes merak ediyor. Nedir diyorlar? Tesadüf ediyor. Kainatta tesadüf edilmez. Kainatta tesadüf. Rastlantı yok hocam yani. Yok. Hepsi... Rastlantı, rastgele bunlar yoktur. Kainatta birlik vardır, tevafuk vardır, münasebet vardır, ahenk vardır, senkronizasyon vardır. Kainatta amaca yönelik bir araya gelerek kenetlenmek vardır. Bunların hepsi de Cenab-ı Hakk'ın farklı yönlerine, farklı isimlerine, farklı sıfatlarına, farklı şuunat denilen hususi hallerine işaret ediyorlar. Şimdi biz düşünün yani pamuğu görüyoruz. Ben ilk pamuğu gördüğümde hayran olmuştum ya pamuk bitkisine. Yani tarlada gördüğümde yani böyle yarım saat baktığımı hatırlıyorum yani. Hayran oldum. Çamurun içinden, çamurlu bir tarladan. Bembeyaz. Evet bembeyaz. Bembeyaz ya. Bembeyaz. Ve yumru yumru.
toprakla tamamen zıt. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bu kadar zıtların içinden ben böyle, toprak kahverengi siyahken bembeyaz, toprak sertken yumuşacık, toprak yoğunken çok narin, çok nazik. Ya bu nasıl oluyor ya? Sadece pamuğun varlığı Allah'ın varlığına delildir. İşte Elazığ'ın çileğini düşünün. Tarlayı görüyorsunuz. Bomboş bir tarla. Çilekleri ekiyorsunuz. Biraz sonra o harika kuyulu çilekleri, gezin çilekleri. Çilek ya çilek. Rengi, kokusu rengi sadece başka, şey değil mi? Rengi başka, kokusu başka. Ve bunlar hayvan için değil ha. Hayvan anlamaz. Hayvan çilekten anlamaz. Yani versen yiyebilir ama insan için. Onun gözü, ambalajı, şekli, yapraklarının o güzelliği. Dutu düşünün. Ağaç yani kabuğunu kemirseniz, yaprağını kemirseniz dutun tadı yoktur. Kabuğunda olmayan, yaprağında kalmayan bu tat meyvesine nasıl geçiyor ya? Bunu düşünmeli değil miyiz? İşte Cenab-ı Hak bizim düşünmemizi, tefekkür etmemizi ve bu görünen şeylerden Rabbimizi bulmamızı istiyor. Biz bulduğumuzda da buna da iman deniyor. Ben iman ettim, evet. Bu kainatın bir faili, bir yapanı, bir sahibi, bir haliki var diye iman ediyoruz. İşte birinci fasıl bu, tanımak bu. Evet. Gerçekten farklı bir yönden bu kainattaki o varlıkları Rabbimizin varlığına delil olduğuna izah ettiniz. Yüreğinize sağlık kıymetli hocam. Tabi vaktimiz geldi şu an. Yine devam edeceğiz. Evet, çekiliş vakti. Evet, çekiliş. Güzel. Evet, kıymetli izleyenlerimiz. malumunuz buradan her gün sizlere bir sual yöneltiyoruz. Ramazan-ı Şerif'in başından bu yana izleyenlerimize bu soru vesilesiyle bir Kur'an-ı Kerim hediyesi veriyoruz. Evet kıymetli izleyenler, yine dün, dünden önceki gün daha doğrusu öyle söyleyelim, kazananlarımız var. Yine 3 kişi bu buradan vermiş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kazandılar. Kura ile beraber buradan Instagram hesabından sizler yorum yapıyorsunuz. Sorumuza cevap veriyorsunuz. O doğru cevaplar arasından, izleyenlerimiz arasından, katılanlar arasından kura çekiliyor. Biz buradan tekrar o kazanan izleyenlerimizi tebrik ediyoruz. Kur'an-ı Kerim kazandılar. Kendi haklarında hayırlı olsun. Kur'an-ı Azimüşşan'a layık bir hayatı yaşamayı onlara, bizlere, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyelim. Tabi bugün yeni bir sual sizlere yöneltiyoruz. Bugünün sorusu, kıymetli izleyenlerimiz, senelik ürünlerden verilen zekat çeşidinin ismi nedir? Sizlere bunu soruyoruz. Senelik ürünlerden, işte hangi ürünü üretiyorsak, o senenin sonunda o üründen verilen zekat çeşidinin ismi nedir? Kıymetli yorumlarınızı Instagram hesabından, Kanal 23'ün Instagram hesabından yapabilirsiniz. Sizler de bir Kur'an-ı Kerim kazanabilirsiniz diyelim. Evet, kıymetli hocam. Birinci faslı konuştuk. Rabbimizin işte her şeyi Allah'ı gösteriyor dedik. Yani onun varlığına delil olarak işte bir pamuğu örnek gösterdik. Evet. Bir çileği efendim sair tabiatta işte ne diyelim işte yağmurun yağdırılmasından tutun da işte o nebatatın, hayvanatın yani kendinin yapamayacağı şeyleri aslında biz düşünsek yani bu bir yaratıcı tarafından ona aslında yaptırılan, bir vazife olarak verilen ama şuuru olmayan bir varlık nasıl böyle mükemmel, işte bir tarladan toprak bizim nasıl tanır, nasıl bilir, ağzımıza layık bir çileği kokusuyla, rengiyle nasıl verebilir, böyle farklı örneklerle izah ettiniz. Tabii şimdi hocam biz Rabbimizin rahmetini de işte konuşuyoruz. İşte Rabbimizin rahmeti geniştir. İşte affedilme cihetiyle de konuşuyoruz ama burada Rabbimizin varlığına delil yönüyle beraber burada biz Rabbimizin rahmet yönünü nasıl göreceğiz? Bu varlığına delil işte anlattığınız yönden burada Rabbimizin insanlara işte yaratılmışlara bir rahmet yönü nasıl var? Yani Allah'ın rahmeti yönünden konuşalım, evet, istiyorsunuz. Evet, oradan bir konuşsak, eyvallah, nasıl olur? Buyurun hocam. Şimdi şöyle, hepimizin gördüğü inek, deve, koyun, keçi gibi hayvanlara, evet, bir bakalım. Bunlar bizim sevdiğimiz, kiminin beslediği. Kuzuları düşünün, biraz sonra koyun oluyor. İşte buzağları düşünün, biraz sonra inek oluyor. Veya develeri çok
Türkiye'de görmüyoruz ama develer de var. Bunlardan süt diye bir şey çıkıyor. Kimyasal madde, bir sekresyon, süt. Bu süt nasıl oluyor? Bu süt nerede oluyor? Bu süt bu kadar sanatlı, harika, 20-30 tane farklı maddelerden oluşan bu süt nasıl geliyor? Şöyle bir baksak. Yani özelliklerine bakıyorsunuz. Yani koyunda, inekte, devede sütü yapacak bir bilimsel altyapı. Yani biz laboratuvarlara aldığımızda mesela numune olarak bir parça sütü versek, o bize içindeki yağ oranı, farklı şekerler, sütün içindeki farklı maddeleri tek tek çıkarır. En az 20 tane farklı madde var. Farklı proteinler var. Nasıl oluyor da bizim okul görmemiş, mektep görmemiş, üniversiteye gitmemiş, süt ürünleri bölümlerinde okumamış bu hayvanlar bu sanat harikası sütü yapmayı beceriyorlar. Bunlarla konuşacak olsak, konuşmak mümkün olsa diyecekler, bilmiyoruz. Diyecekleri bu. Üzerimizde gerçekleşiyor. Bir bakıyoruz, işte yani süt bezlerimizde, göğüslerimizde bu sütler birden ortaya çıkıyor. Şimdi kan gibi bir malzeme düşünün. Kan, kıpkırmızı, sıcak bir malzeme. Onun yanında bundan süzülen bir idrarı düşünün. Yine bundan süzülen büyük abdest gibi bir şeyleri düşünün. Bu kadar artık maddelerin, atık maddelerin arasından harika, bizi besleyen, bizi doyuran, bize sağlık, afiyet, muhabbet veren süt, bu inek gibi bir hayvan tarafından veya koyun gibi, keçi gibi bir hayvan tarafından veya deve gibi bir hayvan tarafından nasıl verilebilir? Soru bu. Burada bir mucize var. Biz bunu sürekli gördüğümüzden dolayı buna ünsiyet etmişiz. Eskiler buna ünsiyet diyorlar. Ünsiyet. Alışmışız. Alıştıktan sonra bu ünsiyete biraz sonra ülfet demeye başlıyoruz. Olay biraz daha kalınlaşıyor. Ünsiyet, ülfet. Sonra diyoruz ki bu böyledir zaten ya. Bu adettir yani. Adet yani. İnekten ne bekliyordun yani? Başka İnekten ne olacak? Süt çıkacak tabii ki. Gibi bir adet moduna getiriyoruz. Adeten gördüğümüz olayların arkası bizi gaflete götürüyor. Gafletin ötesi de bizi dalalete götürüyor. Yani burada bir mucize gerçekleşiyor. Çok önemli bir mucize, bir rahmet tecellisi var. Yani kendisinden şefkat, merhamet beklemeyeceğimiz bir hayvan, böyle inekte ve cahil bir hayvan bize üst düzey sanat harikası, ustalık gerektiren, beceri gerektiren bir laboratuvar ürününü ortaya koyuyor. Bu ineğin, koyunun, keçinin, devenin kendi marifeti, mahareti olamaz. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bunlar bunu yapamaz. Ben size bunu veriyorum diyor. Nahil suresinde akıl erdiren insanlar için diyor, çok süt hadisesinde sütü anlatıyor. Çok büyük bir ibret olduğunu bize söylüyor. Yine aynı Nahil'de arıdan bahsediyor. Şimdi arıyı düşünün yani. Zehirli bir sinek çeşidi. Eşek arılarını düşünelim. Bal vermeyen. Onlar neyse bunlar bal veren formatında çiçekleri gezecekler. Farklı farklı çiçeklerden farklı farklı polenleri alacaklar. Ve bu polenleri toplayacaklar. Karınlarında bir kazan var. Bu kazanda kaynatacaklar, pişirecekler ve bir farklı sekresyon bal çıkacak. İşin garip tarafı zehir kazanıyla bal kazanı yan yana beraber, içine zehir de karışmayacak. Bize safi balı hiçbir insanın, yani böyle sıradan bir insanın çizemeyeceği bir altıgen şeklinde, dünyadaki bütün arılar da aynı iş yapıyor sanki anlaşmışlar gibi. Nerede bir arı varsa o altıgenin açıları, uçlarındaki açılar, iç açıları hep aynıdır. Demek ki aynı Allah her yerde aynı arılara ve aynı balı dağlardan, çiçeklerden, çam ağacından, işte ovalardaki farklı nebatattan ne yapıyor? Yaptırıyor. Yaptırıyor. Ağaç kestane olabilir, Karadeniz'de komar olabilir, doğuda başka çiçekler, başka farklı nebatat olabilir ama bal, bal gibi bir şey. Bal gibi bir şey. Şekilli, sanatlı, lezzetli, en önemlisi şifalı. Doktorların reçetelerine yaz, buna bal yedirelim. Kendini toplasın diye. Bakınız. Doğru, bal bir yaşına kadar çocuklarda vermiyoruz, eyvallah. Ama akciğer hastalıkları gibi belli sıkıntılara düşmüş insanlara kaliteli balları bugün Karadeniz'de
Düşünün kapışılıyor. Belli bölgeler var, belli köyler var. Şimdi reklama girmesin. Fırtına Vadisi'nin üzerinde. Yani oralarda kapışılıyor. Ya oradaki arılar bu işi nereden öğrendiler? İşin en garip tarafı, benim en çok dikkatimi çeken, bu arılar en başta uçmayı kimden öğrendiler? Evet, sanki pilot eğitimi almış. Evet, bir yerde sanki gitti pilotaj eğitimi aldı. Bir yerlerde gitti, harika bir şekilde uçuşu öğrendi ve böyle düşen, bizim uçaklar gibi arada çakılan yok. Hepsi kalkar, mükemmelen iner. Ve kendi aralarında dans yöntemiyle, farklı hareketlerle anlaşma, ben burada bir polen buldum, siz de buraya gelin diye birbirlerini çağırma yöntemini bunlar kimden öğrendiler, nereden öğrendiler? Hiç görmedikleri, bilmedikleri. Yani buradaki bir arıyı alın, Meksika'ya götürün. Orada da mükemmelen çalışıyor. Hiç acemilik çekmiyor. Oryantasyon eğitimine gerek kalmadan orada da mükemmelen çalışıyor. Bu arıyı orada çalıştıran kim? Türkiye kiminse Meksika'da onundur. Aynı Allah'ın arısı orada da çalışıyor ve burada da çalışıyor. Dünyadaki bütün arılar dünyanın her tarafında aynı özellikle çalıştıklarından dolayı sahiplerinin, maliklerinin, ustalarının aynı Allah olduğunun delilini bize gösteriyorlar. İşte balı düşünelim, baldaki şifayı düşünelim. Yani bu arı tek başına bize nasıl şifa verecek? Bu arı tek başına cahil bir arı. Sanat harikası olan o kovanı, o altıgen, yani geometrik harika olan o şekli nasıl yapacak? Şimdi bilim tabi araştırıyor yani bu balın depolanmasıyla alakalı en uygun depolama şekli de altıgen. Yani biz buradan şeycilere soralım, evrimcilere. Bu altıgeni ne zaman buldular? Hani arada önce daireleri yan yana koydular, olmadı. Üçgenleri koydular, olmadı. Beşgenleri koydular, en son altıgeni. Ara form da yok. Yani arıların geçmişte böyle çalışarak, düşünerek, arkadaşlar beşgen olmadı, altıgene çalışalım. Yedigen fazla geldi, böyle bir şey de yok. Yani yapıyorlar ve en mükemmelini yapıyorlar. Demek ki bunlar yaptıklarının en mükemmelini yapıyorlarsa başka bir alemde onlara bu iş öğretiliyor. İşte Allah onların küçük kafacıklarına çalışma programlarını, çalışma mekanizmalarını, çalışma yönergelerini, akış şemalarını yerleştirmiş ve onlar da dünyada vazifelerini görüyorlar. Şimdi düşünün ki şifalı bitkiler var değil mi? Evet. Deniyor ki mesela diyelim ki tarçın. Tarçın bize Çin'den gelmiş. Tarçının gerçek adı Darı Çin'dir. Yani Çin'de yetişen bitki demektir. Darı Çin. O Darı Çin'i biz yapmışız tarçın. Şimdi tarçının içindeki o güzellik, şifaya vesile olan, hazma vesile olan, özellikle süt ürünlerindeki hazımsızlığı, dispepsiyi gideren özellik, tarçının içine kim tarafından yerleştirildi? Veya maydanozun içine sindirime faydalı olacak, naneye faydalı olacak veya ağız kokusu gibi şeylere engel olacak şeyleri nanenin içine kim yerleştirdi? Bir kalsiyum deposu gibi mesela tereotunu kim doldurdu? Brokoliyi, Brüksel lahanasını bu şekilde mükemmel bir şekilde kim farklı minerallerle şenlendirdi, donattı? Ya bizim bunları merak etmemiz gerekmiyor. Evet. Toprak aynı toprak. Ama aynı topraktan bakıyorsun, kalsiyumdan zengin, magnezyumdan zengin bambaşka bitkiler çıkıyor. Dolayısıyla Allah kendi rahmetini arı üzerinden, kendi rahmetini bal üzerinden, kendi rahmetini süt üzerinden, kendi rahmetini meyveler üzerinden gösteriyor. Düşünün, Elazığ üzüm diyarıdır. Toprağı düşünün. Parmağım kalınlığındaki bir üzüm asması, bir çubuk var. O çubuktan 20-30 tane salkım nasıl çıkar ya? O muhteşem, yani o büyük siyah üzümleri düşünün. Yani o üzümler öyle bir dizilmişler ki belki 100-150 tane üzüm şeklinde nasıl dizilmiş? İnce bir saptan, kuru bir sap, incecik bir çöp ve her bir üzüm tanesini ayrı kollar, ayrı bir kompartıman. Yani bir neşterle mesela bir bistüriyle eğer üzümü açacak olursak mükemmel bir parenkim yapısı var. Yani orada böyle kolajen gibi yoğun bir malzeme var. Hani ağzımıza aldığımızda hoşumuza gidiyor. Kabuktan sıyrılan bir kısım. Bu nasıl bir şey ya? Ve de merkezinde de üzümün geleceğini sağlayan hafızası, kara kutusu da orada. Yani üzüm ağacının beyni gibi, onun hafızası gibi şeyi de siyah kuru bir çekirdeğin içine. O da şey gibi. Sert. Üzüm yumuşacık,
ağzımızda dağılıyor ama içine de o tam merkezin o sert çekirdeği kim yerleştiriyor? Bizim bunları merak etmemiz lazım. Allah'ı bulma hususunda insanda iki tane elimizde malzeme var. Bir tanesi merak. Bir tanesi de doğru meraklardan, anlamlı meraklardan doğru ve anlamlı sualler üretebilmemiz. Yoksa kainatın her tarafında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, Cenab-ı Hakk'ın bizleri sevdiğine dair, bize merhamet ettiğine, acıdığına, bizi esirgediğine dair birçok deliller var ve bunları görüyoruz. Ben izleyenlere diyorum ki lütfen gidin, bir pazara gidin ya. Gerçekten şöyle çıkın, mesela yarın, bugünden geçti, hava kararıyordur. Mesela yarın gündüz, salı oluyor değil mi? Bir evet. Salı pazarı artık neredeyse, oraya bir gidin, şöyle bir tezgahlara bakın ya. Nereden ne gelmiş? Biberler, yeni domatesler, küçük çeri domatesler. O yeşillik satılan yerler. Aynı topraktan çıkmış acayip o yeşillikler. Bunlar nasıl geliyor ya? Bunların her biri Rabbimiz tarafından bize hediyedir. Her biri bizlere birer armağandır. Ben seni seviyorum diye bizlere verdiği küçük böyle ambalajlara sarılmış harika seni seviyorum belgeleridir bunlar. Bu belgeleri okumamız lazım. Bu mesajları okumamız lazım. Evet, o zarfı aşmamız lazım hocam. Acalım. Yani... Acalım içine yani... bakalım. İçi boş değil. Evet. Bazen düğün konvoyları olur ya böyle. Kurnaz adamlar boş zarfları atar. Çocuklar kızarlar. Öyle değil. Cenab-ı Hak kime zarf veriyorsa zarfın içindeki mazruf zarftan daha güzeldir. Ve Allah mazrufu zarfın içindeki içeriğini güzel bir zarfın içine koyuyor. Ama yani Allah'ın içi dışı böyle farklı değil yani. İçi de güzel, dışı da güzel. Çünkü Allah'ın zahir diye bir ismi vardır. Bir de batın diye bir ismi vardır. Allah bir işin evvelini de güzel yapar, ahirini de güzel yapar. Bu dört isim birbirini tamamlar. Evvel, ahir, zahir, batın. Bunlar üzümde de öyledir yani. Olayın başı da güzeldir, sonu da güzeldir. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle değil. Yani insanlar gibi değil. Yani boş zarf atmıyor. İçinde mesaj olan, mesaj yüklü, dolu, anlam dolu. Yüklü, dolu, hatta dop dolu, anlamlı. Anlamlı mesajlar bize gönderiyor. Bunu okumamız lazım, anlamaya çalışmamız lazım. İnşallah Rabbimiz inşallah bu anlamdaki o varlık delillerini işte nebatat üzerinden, hayvanat üzerinden o delilleri okuyanlardan bizlere eylesin. Amin. Dediğiniz yani gibi. Bunun için dünyaya gönderilmişiz aslında. Yani. İkra evet. Bismi rabbikellezî halak denirken Yaradan Rabbin ismiyle oku derken, yani bu okuma git üniversite oku, lise oku, anladığımız akademik bir eğitimden bahsedilmiyor. Yaradan Rabbin ismiyle okuyacağız her şeyi. Onun istediği gibi. Yani razı onun, olduğu onun öncelikle sanat harikası olan şu kainat kitabını okuyacağız. Yani Yaradan Rabbinin ismiyle, yani o olmasaydı, o müsaade etmeseydi, onun varlığı olmasaydı, la havle ve la kuvvete, yani onun gücü, kuvveti olmasaydı bunlar olmazdı penceresinden bakmamız lazım. Biz biraz okumayı yanlış yapıyoruz. Mesela geçen gün bir portakal aldım. Böyle oturuyoruz gençlerle falan. Şimdi herkes portakala bakıyor. Yani hocam kaç aldım falan. Öyle portakal şu an yok yani. Portakal kıymetli. Hani sıksak mı yesek, kessek mi yesek, portakalın farklı çeşitleri var. Şimdi portakalı şöyle masaya koysak. İki tane bakış tarzı var. Bunu çok önemsememiz gereken bir bakış. Bir tanesi bizi Allah'a götüren, Allah'a yaklaştıran bakış. Diğeri de yani sathi, yüzeysel bir bakış. Bir tanesi portakala bakmak. Buradan başlayalım. Portakala bakan portakalı görür. Portakal rengini görür. Dilimlerini görür. Biraz daha incelerse mikroskop altında içindeki farklı kompartımanları, malzemeleri görür. Portakala bakan portakalın içeriğini görüyor. Analiz ederseniz içindeki işte kimyasal maddeleri, farklı mineralleri, şunları bunları görürsünüz. Şeker oranını, fruktozu görürsünüz falan. Bir de portakaldan bakmak var. Yani portakala bakmakla portakaldan bakmak farklı şeyler. Elmaya bakmakla elmadan bakmak farklı şeyler. İnsana bakmakla insandan bakmak farklı şeyler. Portakaldan baktığımız zaman portakal bir araç oluyor, bir nesne oluyor. O nesne üzerinden bu nesnenin öznesini bulmaya çalışıyoruz.
Bu portakalı böyle kim güzel kokulu yaptı? Bu portakalı kim böyle dilim dilim? Kapalı bir kutu. İçine girmemiz mümkün değil ama o dilimleri içini yarmadan kim oraya dizdi? Her bir dilim birbirinden bağımsız. Her bir dilim birbirinden lezzetli. Her bir dilim birbiriyle komplike bir şekilde çalışıyor. Ortak bir gaye için kenetlenmişler. Portakaldan bakan insanlar bunu ağacın yapamayacağını anlarlar. Evet. Portakaldan baktığımızda bu portakalı ağaca, ağacın kendisinin asamayacağını, ağaçta tutamayacağını anlarız. Dolayısıyla portakaldan bakmak bize portakalın gerçek sahibi olan Allah'a götürür. Yani biz şimdi bu maalesef bu eğitimi almıyoruz. Buna manay harfiyle denilen bir bakış açısı deniyor. Manay harfiyle bakmak. Şimdi Arapçada mesela üç çeşit kelime vardır. İsim kelimeleri vardır. Fiil kelimeleri vardır. Bir de böyle hususi edatlar şeklinde kelimeler vardır. Yani kelimenin tek başına bir anlamı yoktur. Onlara harf denir. Mesela B gibi. Bismillah dediğinizde yani bir ismi Allah, Allah isminin önüne geldiğinde kendi anlam başına kazan. Manası olmayan ama başkalarına mana katan, başkalarının manasını ifade eden özelliklerdedir. Yani bu harf öyledir. İşte Arapçadaki manayı harfi de kendi başına bir anlamı yok. Kendini anlatmıyor, kendini tanıtmıyor, kendinin reklamını yapmıyor ama başkasını anlatıyor, başkasını tanıtıyor. O yüzden kainattaki her şey Arapça gramerdeki bu harf gibidir. Başkasının manasını, anlamını verir. Kendini değil, başkasını tanıtır. Başkası için var olan, başkasını bizlere anlatan, sevdiren. Dolayısıyla kainattaki her şey, Allah'ın dışındaki her şey Allah'ı tanıtıyor, Allah'ı bildiriyor, Allah'ı sevdiriyor ve Allah'tan bize mesajlar getiriyor. İşte ister bal deyin, ister süt deyin, ister... İşte az önce konuştuğumuz bitkiler, sebzelerden bahsedelim. Bunlar böyledir. Biz de böyleyiz. Yani insanın gözü de öyle. Yani dolayısıyla biz ne yapalım? Portakala değil, portakaldan bakalım. Elmaya bakmak değil, elmadan bakarsak elmanın sahibini, bizlere gönderen, bizi seven, merhametli Rabbini bulabiliriz. Yoksa elmaya bakan kilosu kaç para? Kurtlu mudur, değil midir? Elma nerenin elması? Buraya bak. Evet. Evet. Orada boğulur kalır yani. Az önce bahsettiğimiz beşli. Ünsiyet, ülfet, adet, az sonra gaflet, onun ötesi dalalet. Bu beşli tuzağın içine düşmüş oluruz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Kıymetli hocam, gerçekten farklı bir bakış açısıyla Rabbimizin delillerini konuşuyoruz. Tabii ilk defa duyduğumuz bakış açıları benim adıma söyleyeyim. Tabii bunu geliştirmek lazım. Tefekkür, işte düşünmek. Bunu bu şekilde düşünürsek, tefekkür edersek bu bizde gelişir. İşte bir melek haline gelir. Tabii bunu melek haline getirmek lazım diye düşünüyorum. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Amin. Dünyaya bunun için gelmişiz. Bunun eğitimini almamız lazım. Yani karate falan İngilizce öğreniyoruz ama asıl bizim öğrenmemiz gereken şey, yani her çocuğa vermemiz gereken eğitim şu: görünenlerden görünmeyen Rabbimizi görme eğitimi. Bunun becerisini, beceri seviyelerini, level'larını çocuklarımıza bizim vermemiz lazım. İşte bunun adı da marifetullah. Marifetullah. Bütün ilimlerin şahı, padişahı denilen Allah'ı tanıma, bilme, sevme ilmi. Allah bizi bu ilimde gark olanlardan eylesin. Amin, amin kıymetli hocam. Kıymetli hocam, şimdi Rabbimizin işte rahmetini konuştuk. Bize vermiş olduğu nimetler üzerine aslında bizi seviyor. Bizi işte ağız tadımıza, gözümüzün işte hoşlandığı şekilde o nimetleri gönderiyor. Bize sevdiğini ifade ediyor dedik. Tabi bu yaratılanlar arasında, Rabbimizin bize delil, kendi varlığını gösteren delil arasında bir hikmet boyutu da var. Doğru. Yani biz bu varlıkların yaratılmasındaki hikmet yönünü, işte Rabbimizin varlığını bize gösteren bu yaratılan İşte nebatat, hayvanat, içerisinde ne varsa bunların hikmet yönü, bu yönden değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Az önce rahmeti konuştuk. Yani evet. Çok şey konuşulabilir. Yani siz şimdi hikmete nazarı çevirmek istiyorsunuz. Güzel. Adalet de konuşulabilir. Evet. İnayet de konuşulabilir. Cenab-ı Hakk'ın böyle varlığı, birliği, ehadiyeti, samediyeti gibi manalar da konuşulur.
Şimdi hikmet, mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bir ressam tanıdığım vardı. Adam resimler yapıyor. Mesela kelebek resmi yapıyor. Bir resim düşünün. Tuvale, boyalar var, fırça çeşitleri, inceli kalanı fırça çeşitleri ve kelebekler yapıyor. Şimdi bir kelebeği düşünelim. Tuvalin üzerinde bir kelebek var. Bu arkadaş diyordu ki ben kelebeğin birinci, şöyle yarı gibi düşünün. Şunun yarısı gibi olsun. Kelebeğin ilk yarısını çizerken hiç zorlanmıyorum. Kafama göre bir şey çiziyorum. Ama bütün kelebeklerin diğer kanadında bir simetri var, bir ahenk var. İki kanat birbiriyle o kadar irtibatlı ki diğer kanadı çizerken zorlanıyorum. Buna göre çizmem gerekiyor. Diğerini kafamdan atıyorum. Rastgele işte. Ona bir desen yapıyor. Ya şimdi düşünün ki bir kelebek var. Yani bu kelebek bir resim olarak bir tuvalin üzerinde. En başta şu soruyu kendimize sormamız lazım. Yani bir resim, herhangi bir tuvalin üzerindeki bir resim, bir yağlı boya resim, ressamsız olabilir mi? Olmaz. Kendi kendine olabilir mi? Boyalar uçuşacak, fırçalar kaçışacak. Bunlar rengarenk, farklı kelebekler tuvalin üzerine nakşedilecek. Bakın bir resim ressamsız olmaz. İlla ki o resmin bir ressamı var. Onu yapan bir usta var. Ve bu ustanın da birçok özelliği var. Resimden anlayacak, kelebekten anlayacak, boyadan anlayacak, estetik sahibi olacak, zevk sahibi olacak, sanat konusunda becerisi olacak, elinde, parmaklarında bir beceri olacak, zihnindeki, hayalindekileri tuvale aktarabilecek birçok böyle üst düzey becerilere sahip olacak. Yahu arkadaş, bir resim üzerindeki kelebekler kendi kendine olamazken, şu uçuşan kelebekler, canlı kelebekler nasıl kendi kendine olabilir? Bizim buradaki hikmeti düşünmemiz gerekmiyor mu? İşte sorduğunuz soru. Evet. Yani o ressamda bir hikmet olmasa, öyle bir ölçü var yani, kanatla diğer kanat arasında bir ahenk var, bir ölçülülük var. Bu sonuçta hikmeti gösterecek, adaleti gösterecek. Yani onu ölçülü yapmak, uçarken yapmak, diğer arkadaşlarıyla beraber yapmak. Ama bir de gerçek kelebek var. Dokunduğunuzda korkan, ürken, içinde sindirim sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, boşaltım sistemi olan bir kelebek var. Ve bu kelebek 1-2 ay yaşıyor, biliyor musunuz? Kelebekler 2 ay yaşıyorlar. Yakında gelecekler Mayıs'ın sonlarına doğru ve biraz sonra da Ağustos'un sonuna doğru gidecekler. 2 ay yaşamak için Cenab-ı Hak mükemmel bu tırtılları kelebek yaparak bizlere nasıl gönderiyor? Bir kısmı da gece uçuyor. Bizim gece helikopterleri gibi. Gece uçuş özelliği olan kelebekler var. Şimdi biz ne zaman uçmuşuz? İlk bizim uçuşumuz Wright kardeşler. Evet, yani bizim Wright kardeşler. Yani Hezarfen, Ahmet Çelebi'leri falan saymayalım. Yani önce de çalışmalar olmuş. Ama insanlık tarihinde uçak diye olan şey de 1903 senesinde Wright kardeşler, iki tane çılgın adam, işte kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Bir uçak yapıyorlar. Ne kadar uçmuşlar biliyor musunuz? 12 saniyecik. Havada kaldıkları süre o. Yükselmiş. Uçuş kanunlarını, yani aerodinamik kanunlarının bulunduğu dönemler, kanat yapısı, işte motor, itme gücü, kuyruk falan, bunlar o dönemde daha şekilleniyor. Yani insanlık o döneme kadar akışkanlar mekaniğinde iyiler. Yani İngilizler özellikle deniz aşırı, okyanus ötesi, Hint okyanusunu aşan gemiler yapmışlar. Hidrolik akışkanlarda iyiler. Onlar bu sefer havada bir deniz gibidir. Havada da yüzülebilir gemi gibi. Bunun üzerine çalışılıyor ve 12 saniye duruyor. Dünyanın farklı yerlerinde çalışıyorlar. Şimdi düşünün ki biz bunlara hayranlıkla bakıyoruz. Wright kardeşler onu buldu, bunu buldu. Uçuşla alakalı çok insanlara Nobel ödülleri daha sonra verilmiş. Uçuş yasalarıyla alakalı. Sinekler nasıl uçar ya? Hiç düşünüyor muyuz? Hani pat diye vurduğumuz, acımasızca bu beni ısırdı dediğimiz sinekler. Hadi kelebeği bir kıyıya bıraktım, yani onun da farklı bir hali var. Kelebekler nasıl uçuyor? Kartallar nasıl uçuyor? Martılar nasıl uçuyor? İşte şurada en hoşuma giden şeylerden birisi Pertek feribotunda o martılara bakmak. Evet. Dalış, süzülüş. Konuş. Nasıl yapılıyor ya? Hiçbiri de çakılmıyor ha. Çok profesyonelce attığınız simitse, ekmekse
hız ayarını yapan, dalışını ona göre yapan, hesaplayarak gel. Nasıl oluyor bu hadise ya? Ve bunlara kuş beyinli diyorlar ha. Bu kuş beyinli hayvanlar nasıl böyle üst düzey işleri yapıyorlar? Bunlara bunu kim öğretti? Bazıları içgüdü diyebilir. İyi de bu içgüdüyü kim güdüyor arkadaş? Arkada bunu güden, onlara bu nitelikleri veren, öğreten bir güç olması lazım. Evet. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'da bize işte uçan kuşları görmüyor musunuz? Onları havada tutan Allah'tır diyor. Ve uçan kuşlardan ibret alarak bizlere Cenab-ı Hakk'ı bulmamızı, sevmemizi istiyor. Ve kuş çeşitleri yani sayamadığımız kadar kuşlar, sesleri, görüntüleri, kanatları, yapıları, ötüşleri, her şeyleri farklı ne kadar kuş çeşitleri var. E şimdi bunları biz gördüğümüzde bir hikmet var ya, üzerlerinde yani ötmelerinde, desenlerinde, uçmalarında, kalkmalarında, yürüyüşlerinde, posta güvercinlerini düşünürün ya. Biz bazen bir çocuğa, gence bir şey veriyoruz, bakkala gönderiyoruz. Adam unutuyor. Bu nasıl unutmaz yani? İstanbul'dan Elazığ'a nasıl kalkar gelir bir posta güvercini? Kıtalar aşan böyle güvercin çeşitleri var. Nasıl yapılıyor bunlar? Şaşırmadan, karıştırmadan nasıl leylekler şimdi Elazığ'ımıza gelen leylekler, şehrimizi şenlendiren leylekler, Fırat'ın kıyılarını şenlendiren leylekler nasıl geliyorlar? Ve bu sene doğan bebekler, Elazığ doğumlu bunlar, doğacaklar. Yani nüfus kağıtlarında Elazığ yazacak, yerine göre Harput yazacak, Kömüran Köprüsü'nün civarı yazacak ve bunlar Mısır'a gidecekler. Nil Nehri'nin kıyılarında, Sudan'da, değişik yerlerde onlarla karşılaşacağız. Bu nasıl oluyor ya? Yani bu kuşlar şaşırmadan bu kadar kilometreleri, binlerce kilometreyi nasıl gidiyor? Karetta karetta şeyleri vardır. Evet, kaplumbağalar. Bir çıkarlar Florida sahillerinde. Bizim Antalya'ya kadar gelirler ya. Nasıl geliyorlar arkadaş ya? Tamam, bunlar kendileri merak etmiyor. Akıl sahibi, bilinç sahibi, şuur sahibi olarak bizim merak etmemiz gerekmez mi? İşte o yüzden merak Allah'ı bulmamız için bize verilmiş bir duygu. Merak Allah'ı sevmemiz için bize verilmiş bir duygu. Hani zarfın içini merak ediyoruz ya. Evet. İşte o duygu yani. İşte Allah her şeyi bir zarf gibi güzel bir ambalajın içinde bizlere hediye ediyor, ihsan ediyor, ikram ediyor. Bu güzellikle bizi buluşturuyor. Ve üçüncü bir noktaya getiriyor bizi. Diyor ki ben sizi seviyorum. Siz de beni sevdiğinizi ilan ediniz. Evet. Hocam evet, dediğiniz gibi birçok şeyde biz bu akıl gözümüzle, başta dediniz ya, böyle düşünürsek, tefekkür edersek o hikmet yönlerinde pekala göreceğiz. Görmemiz lazım. Görmemiz de lazım. Yani aklımız başımızdaysa, bir karış havada değilse. Evet. Kıymetli hocam, yani Rabbimizin işte her şeyi Allah'a gösteriyor. Kainattaki delillerini konuştuk. Sonra işte bizi sevdiği yönünü konuştuk. Hikmet yönünü konuştuk. Böyle genel hatlarıyla bir toparlayacak olursak her şey Allah'ı gösteriyor. Kainattan işte bu Rabbimizin işte oku emri penceresinden bu günkü konuyu bir toparlayacak olursa ne dersiniz? Şunu daha diyelim, farklı açıdan nasıl neler toplarız? Mesela bir evde çocuğumuza nasıl anlatabiliriz? Evet. İsterseniz ben oradan şey yapayım yani en şey yerden süreye de bakalım. Bir 10 dakikamız var. 10 dakika civarında. Bir bina düşünelim. Oturduğumuz bina şu bina olabilir. Hangi bina kendi kendine tuğlaların uçuşmasıyla işte kalıp malzemelerinin, betonun, çimentonun, kumun, çakılın, ne varsa marangoz kerestelerinin uçuşmasıyla olabilir. Bakın bir bina için o bina yapan bir baniye ihtiyaç var. Eskiden Osmanlı eserlerinde vardır banisi yazarlar. Bir de altında onun mimarı vardır. Yani onun projesini çizen birisi vardır. Yani bir bina için o binanın bir projesi olmazsa, bir proje üzerinden mesela bir Süleymaniye Camii gibi, bir Ayasofya Camii gibi, bir Selimiye Camii gibi camiler olamaz. Olamaz yani. Taşın taş üzerine konulup orada kalabilmesi, yüzyıllarca kalabilmesi, dağılmadan, bozulmadan durabilmesi için bir planla olması gerekiyor. Dolayısıyla bir plana ihtiyacımız var. Dolayısıyla
Bir elma ağacının da aslında bir planı var. Yani biz onu şöyle bir X-ray, bir röntgenini çekebilsek görürüz yani. Yani içindeki kısilem, kambiyum borularını görebilsek. Deriz ki bak bu borular üzerinden, yani her sene yaşlar vardır ya ağacın evet, içinde. Kambiyum. Yaş halkaları vardır onun gibi. Yani anlamlı bir plan üzerine, hatta çekirdeğe inecek olursak çekirdeğin içindeki plan üzerine çıkmış olan bir ağaç görüyoruz. Nasıl ki bir binanın yapanı var, o binanın bir planlayanı, o binanın ne işe yarayacağını daha bina yapmadan önce düşünen bir ustası varsa, işte şu kainatı da daha yaratmadan önce ne gayelerle yarattığını Cenab-ı Hak ne yapmış? Kader levhalarına bunu yazmış. Yani planlama yapmadan daha önce gelir. Yani bir işi siz yapmadan önce planlama, programlama işi önce yapılır. Hatta bir binanın, bir tesisin denir ki en çok parayı planlamasına verin. Çünkü planlamada yapılan hatalar ileride size çok büyük faturalar çıkar. Doğru. Planlamaya verdiğiniz her para israf değildir. Yani plan faslı, mimari proje kısmı çok önemlidir. Dolayısıyla şimdi bir elma ağacının bir planlayanı, bir proje yapanı yok mu ya? Bizim binaların var. Elma ağacının yok mu? 100 metre boyunda ağaçlar var dünyada. 100 metre. 100 metre 33 katlı bir apartman demektir. 33 metre katlı apartmanın son katına suyu kim çıkaracak ya? Yani su nasıl çıkacak oraya? Hangi hidrofor sistemi? Hangi hidrofor sistemi, hangi pompa sistemiyle çıkacak? Ama ağaçlarda çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Buna bir isim takılmıştı. Az önce bahsettiğim ünsiyet, ülfet, adet bir isim takmışlar. Kohezyon gerilim diye işte su tanecikleri. Bu gerilimi kim oraya koydu ya? Su taneciklerini birbirini çekecek şekilde ta oraya kadar bir su zinciri şeklinde oraya kadar kopmaz bir halat gibi, zincir gibi çeken kim? Bizim bunu merak etmemiz gerekmiyor mu? Ve ağacın öyle harikadır ki bütün yaprakları çok adaletli bir şekilde güneşten yararlanırlar. En tepedekiler yanmaz. Yani öyle ya, en tepe, evet. Güneşe en yakın yerdekiler hep sarardı, soldu. Alttakiler çok iyi değil. Veya onlara az su gidiyor. Köke uzak olana ne yapalım artık, siz de kaderinize küsün denmez. Cenab-ı Hak adaletli bir şekilde ağacın bütün yapraklarına adaletli bir şekilde suyu gönderir. Ve daldan yapraklar, çiçekler, çiçeklerden meyveler çıkarken öyle yerlerden çıkarlar ki birbirlerinin hakkına riayet ederek çıkarlar. Yani kainatta kapışma yok, çarpışma yok, kavga dövüş yok. Kainatta yardımlaşma var. Ortak bir gayeye hizmet etmek için çalışma var. Yaprakların dış kısımları kutikula denilen mumsu bir tabakayla kaplanmış. Işıktan kötü zarar görmesin, ışıktan etkilenmesin diye. Yani yaprağın üstüyle altı farklıdır. Yani herhangi bir, evet, yaprağı alın, yani iğne yapraklar hariç, düz yapraklarda üst tarafa bakın, mumsu bir tabaka vardır yani. Ağaç bunu nereden bilecek ya? Ağacın çekirdeğin içine bir program var, hayatında güneşi görmemiş. Daha o programa güneşi görmeyen ağacın kendisi güneşle alakalı şeyleri yazacak. Fotosentezi yazacak. Daha fotosentezi biz yeni fark etmiş, şurada 100 seneyi yeni geçmiş. Çekirdekler fotosentezi nereden bilir ya? Glikozu nereden bilir? Bilmez. Onu bilen bir Allah var. Ağacın üzerinde bize onu gösteren bir Allah var. Dolayısıyla nasıl ki bir bina kendi başına tesadüflerle, rastgele böyle uçuşarak malzemelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşmiyor, kesinlikle bir ağaç da veya herhangi bir maydanoz gibi, nane gibi bir bitki de kendi kendine olamaz. Maydanozun da sahibi Allah'tır, çınar ağacının da sahibi Allah'tır. Balın da sahibi Allah'tır, sütün de sahibi Allah'tır. Kur'an'da En'am suresi vardır, En'am suresi. Sağmal hayvanlardan bahseder. Yani bizim yediğimiz, doyduğumuz, düşünün bir koyunu düşünün. Sütünden, etinden, derisinden, bağırsağından ama her tarafında. Kullanılmayan hiçbir şey yok yani. Öyle bir hayvan. Yani yan ürün olarak bu da gereksiz diyeceğiniz hiçbir şey yok. Gübresi bile bakının tarımda kullanılıyor. Ya öyle bir şey.
bunu doğa nasıl yapmışsa sıfır yan ürünle, bunu yapan doğa değil, bunu yapan Allah'tır. Biz ona yanlışlıkla doğa diyoruz, tabiat diyoruz. Adresi şaşırıyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi kendisini bulanlardan eylesin. Bir yerde bir şiir gördüğümüzde altında şairini arıyoruz ya. Lütfen şu şiirden daha sanatlı olan, kainattaki dizilim harikası olan bir narın da dizilim harikası olan bir nar var ya, nar. Evet. Onun evet. da bir ustası yok mu? Bir yapanı yok. Bir mısırı düşünün. O mısırı aynı dişlerimiz gibi oraya dizen birisi yok mu? Bizim dişlerimizi ağzımıza dizen kimdir? Merak etmemiz gerekmiyor mu? Son olarak şunu söyleyeyim. Ben çocuklara o örneği çok veririm. Şimdi düşünün ki Yusuf Ali Bey kameraya baktı. Yusuf Ali Bey kameraya baktı. Biz baktıya bakıyoruz değil mi? Baktı kim? Yüklem. Yüklem. Kim baktı? Özneyi arıyoruz. Özneyi arıyoruz. Yusuf Ali Bey'e kameraya bakan birisi var. Kim? Yusuf Ali Bey. Nereye baktı? Kime baktı? İşte tümleşler anlamında da kameraya. Biz nasıl kelimeyi cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri denilen şeylere dağıtıyorsak, cümleyi bu şekilde bölüyorsak, şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu dünyadaki gördüğümüz kainattaki yüklemlerin öznesi kim? Bu kadar sanatlı meyveleri bize veren özne kim? Ozon tabakasını üstümüze örten kim? Bana bu güzel simayı, gözleri veren, ellerimi veren, tırnaklarımı veren, kimsede olmayan parmak izini veren, dilimdeki dil haritasını bana veren, sadece bana özgü gözümdeki gözü bana veren kim? O yüzden kainattaki, dünyadaki fiillerin failini, öznesini bulursak Allah'ı buluruz ve Allah'ı severiz. Ve o Allah da bize diyor ki, beni seviyorsanız o zaman sevdiğinizi gösterin. İşte o sevgi de bizim ona kul olmamızdır, ibadetlerdir, namazdır, Ramazan'da oruçtur, gerektiğinde zekattır ama insan olmaktır, insan kalmaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. İnşallah bir sonraki programda yine devam İnşallah. Edeceğiz. Daha 8 günümüz var. Daha bir çok güzel konular konuşacağız. İnşallah. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin amin, diyelim. Amin. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, bir iftar vakti programıyla tekrar evlerinize misafir olduk. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Rabbim bir sonraki iftar programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.